Kendisini yürekten kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bedenk filmi 1984'te, yani 80'li yıllarda Diyarbakır cezaevinde, Ahmet Zindanı'nda yaşanan insanlık dramına dikkat çeken bir film. Cezaevinde tutuklu bulunan eşine bir çift ayakkabı götürmek isteyen, ancak Türkçe bilmediği için konuşamayan Zeynep'in öyküsünü, dramını anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde Bedenk filmi ödül kazanan başarılı bir film, başarılı bir sanat eseri. Ancak Bedenk hayatımızda bir gerçek olarak hala yaşıyor. Hala cezaevlerinde insanlar Kürtçe yazdıkları kitapları, metinleri dışarıya çıkartamıyorlar. Hala mahkemelerde Kürtçe konuşmak istiyorlar diye mikrofonlar kapatılıyor ve insanlar sessizliğe mahkum ediliyorlar. Yani bizim kanayan dil yaramız hala kanamaya devam ediyor. Bu Türkiye'nin utancıdır. Türkiye'nin alnındaki bir kara lekedir. Bu kara lekenin bir an önce artık temizlenmesi ve tarihe karışması gerekiyor. Kürt halkının da diğer bütün halklarında kendi dillerini sınırsız bir şekilde hayatın her alanında kullanma hakkına sahip olması gerekiyor. Biz buradan bir kez daha tüm ana dillere saygı, tüm ana dillerin insanların kimliğinin bir parçası olduğunu, asla ve asla kimliğinden, kişiliğinden ayrılamayacak kadar önemli olduğunu vurguluyoruz ve mücadelemizle ana dilimize vurulan kelepçeyi kırıp atacağımızı, bizi sessizliğe mahkum etmek isteyenlere karşı en yüksek sesimizle, en güçlü direnişimizle bu sessizliği bozacağımızı ve boşa çıkartacağımızı ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Çayan Birber isimli bir genç Yalova'da bir kavgayı ayırmak için araya girdiğinde polisin kullandığı gaz bombaları sonucu yaralandı. Hastanede yaşam savaşı mücadelesi verdi. Ve ne yazık ki bu sabah gelen haber üzücü bir haberdi ve bu genç de yaşamını yitirdi. Türkiye'de polisin kullandığı gaz bombaları sonucunu yaşamını yitiren insanlarımızın sayısı şu anda resmi doktor raporlarıyla tespit edilenleri kastediyorum. 14'ü buldu. Belki bunun dışında da gerçekten de gazdan etkilendiği için sonrasında bunun etkilerini yaşayıp yaşamını yitirenler var. Ancak 14 insanımız bizzat kayıtlı ve tescilli bir şekilde AKP hükümeti döneminde polisin kullandığı gaz bombaları sonucu yaşamını yitirmiştir. 2 gün sonra Hopa'da geçen yıl yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölüm yıl dönümü. AKP hükümetini başbakanı protesto etti diye, HES'lerin yapılmasına karşı çıktı diye polisin kullandığı gaz bombası sonucunda yaşamını yitirdi sevgili Metin Lokumcu. Bu cinayetler karşısında, açıkça bunlar bir cinayettir, şimdiye kadar yargıda hiçbir sonuç alınamamıştır. Hiçbir sorumlu polis yargı karşısına çıkartılmamıştır. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en ikiyüzlü,
en sahte, en kalleş iktidarı. Utanmadan ve sıkılmadan her gün yalan söyleyerek bu halkın karşısına çıkıyorlar. Efendim biz millete esas alıyoruz, önemli olan halktır, biz de kutsal devlet anlayışı yıkılmıştır, biz bu otoriter devlet anlayışına karşı mücadele ederek bugünlere geldik. Edebiyatının arkasına bir bakıyorsun, bizler, vatandaşlar, halk ne yaşıyor? Kutsal devlet anlayışının en katmerli, en katliamcı, en baskıcı, en otoriter yüzünü yaşıyoruz. Şimdiye kadar AKP hükümeti 10 yıldır iktidarda. Kutsal devlet anlayışıyla devlettir, otoritedir, otorite sarsılmasın, polisin eli soğumasın, devlet gücünü göstersin zihniyetiyle şimdiye kadar nasıl hareket edilmişse 10 yıldır da AKP aynı zihniyetle hareket ediyor. Halka karşı suç işlemiş bir tek kamu görevlisini hala yargı karşısına çıkartmamış bir iktidar kalkıp ben halkın diliyle konuşuyorum, yüreğimle konuşuyorum, halkımla konuşuyorum deme sahtekarlığını ve ikiyüzlülüğünü her gün gösteriyor. Değerli halkımız, bu zihniyette halkın, vatandaşın, insanın hiç zerre kadar kıymeti yoktur. Her şey kutsal devlet içindir. Eğer vatandaş, eğer insan, eğer birey kutsal devlet anlayışına hizmet ediyorsa yaşama hakkına sahiptir. Eğer bu kutsal devlet anlayışına hizmet etmiyorsa yaşama hakkı bile elinden alınabilir. AKP hükümeti bugün bu anlayışın temsilcisidir. Çünkü kendisi bizzat devletin ta kendisi olmuştur. Şimdiye kadar eleştirilen, şimdiye kadar kabul edilmez görülen, halka zulmeden, baskı yapan, otorite, sopa, gaz bombası, jop, tank, panzer, cezaevi, tutuklama, kelepçe dışında hiçbir yüzünü görmediğimiz devletin ta kendisidir. Şimdiye kadar bu devlet anlayışını binlerce kez biz mücadelemizde mahkum ettik. Şimdi de AKP şahsından mahkum edecek kadar güçlü bir direnişin ve iradenin sahibi olacağız. Bu bizim devlette görmediğimiz, alışkın olmadığımız bir yüzü değildir. Devlet 80 yıldır bu ülkede, devlet anlayışı cezaevidir, tutuklamadır, yasaktır, joptur, baskıdır, işkencedir, katliamdır, üstünü örtmektir. Şimdi aynısını AKP yapıyor. Bu anlayışın en doğrudan ve en güçlü temsilini yapıyor. Çünkü üstelik de ikiyüzlüdür, yalancıdır, riyakardır. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, devlet soyut bir şey değildir. Devlet bilmediğimiz, tanımadığımız, soyut, dokunulmaz filan bir şey değil. Devlet iktidardır. Devlet bürokrasidir. Devlet meclistir. Devlet yargıdır. Devlet ordudur. Devlet polistir. Bu kadar somut ve açıktır. Ve bunların hepsi bugün AKP'nin yönetimi altındadır ve hepsi halkımıza zulmediyorlar. Meclisin iradesini raptu zapt altına almış, meclisteki 3 muhalefet partisi halkın iradesini buraya taşımamız gerekir, tutuklu milletvekillerini serbest bırakmamız gerekir diyor. AKP'nin diktatörlüğü altında meclis başkanı bile pes etmiş durumda. Ben ne yapayım, ölüm orucuna mı yatayım? AKP istemiyor diyor. Bu nasıl ya yasama ve yürütme ayrılığıdır? Yasama resmen AKP diktatörlüğünün elinde esir halindedir. Eğer bir ülkede meclis başkanı ben ne yapayım, çaresizim, iktidar bana yaptırmıyor, ben meclisin iradesini bile korumaya muktedir değilim diyorsa
Bunun adı diktatörlüktür. Değerli arkadaşlar, yargı AKP'nin talimatıyla çalışıyor. Yürütme bürokrasi AKP'nin emrinde. Maşallah el ele kol kola askeri vesayetle mücadele ettik derken tam da AKP kendisi askeri vesayetin gerçek temsilcisi haline geldi. Devletin bütün kurumları başbakanın ve Tayyip Erdoğan'ın otoriter, ırkçı, faşizan yönetim anlayışının emri altında çalışıyor ve bu devlet bu anlamda meşruiyetini yitirmiş bir devlettir. Değerli arkadaşlar, geçenlerde bir belgesel vardı, Hitler'in yaşamını anlatan, Hitler'in yaşamındaki son günleri konu alan. Orada çok çarpıcı bir şey vardı. Hitler kazandıkça böbürleniyor, böbürlendikçe daha çok kazanmak için daha çok hükmetme hevesine kapılıyor. Ve öyle bir an geliyor ki her şeye hükmetme, her şeye muktedir olma hastalığına tutuluyor. Bunun adı Hitler hastalığıdır ve şu anda Hitler'in ruhu AKP iktidarında yaşıyor. Değerli arkadaşlar, yine bu kutsal devlet anlayışının ırkçı olduğunu, ayrımcı olduğunu da biz yaşıyoruz. Yaşayarak öğreniyoruz ve biliyoruz. Sadece baskıcı ve otoriter değil, aynı zamanda ırkçıdır. Verilen yargı kararları bile ortadadır. Kürtlerin yaşadığı bölgelerde bölgedeki durumun hassasiyeti dikkate alınarak polis insan öldürebilir diyen bir yargı var bu memlekette. Güya bir yasa çıkartmışlar terörle mücadele yasası diye, şu anda çıksınlar şereflilerse açıklasınlar rakamlarını. Bu yasadan cezaevinde olanların neredeyse tamamı Kürt değil mi? Irkçı bir yasa çıkarttınız, ırkçı. Sadece Kürtleri bölücü ilan etmek, terörist ilan etmek, ağzını açan tükürdü cezaevine koymak için bir yasa çıkarttınız. Değerli arkadaşlar, ve dokunulmazdır. Bu kutsal devlete dokunamazsınız. Dokunan yanar. Eleştiremezsiniz. Bu kutsal devlet hesap vermez. Yargı karşısına çıkmaz. Nedir dertleri yoksa? 5 ay geçmiş. Niye katilleri yargı karşısına çıkartmıyorlar? Çünkü devlet kutsal. Vatandaşın hiçbir kıymeti yok. Hele hele Kürtse hiç kıymeti yok. İstediğim kadar öldürürüm diyorsun. Tam da Uludere'de izledikleri politika budur. Devlet hesap vermez, kutsaldır, dokunulmaz, baskı yapar, katliam yapar, yargının karşısına da çıkaramazsın zihniyetidir. Bu zihniyetin arkasında ama çok güçlü bir siyasi irade ve başbakan var. Tam da bu zihniyeti en iyi temsil eden kişidir. Evet arkadaşlar, şimdi buradan böyle herkesi birkaç gündür merak içerisinde bırakmış, Uludere ile ilgili önemli açıklamalar yapacak diye bekletti milleti, kamuoyunu. Çıktı, sabahtan akşama duyduğumuz lafların aynısını tekrarlayıp durdu. Katiller nerede, katiller? Bombalama emrini kim verdi? Bunun cevabı var mı senin o laf salatanın içerisinde? 5 aydır ne yapıyorsun? Gereğini yapmış diyor devlet. 5 aydır devlet susmuş, 5 aydır devlet bunun üzerine kapatmak için uğraşıyor. Bu mudur gereğini yapmak? Bunun hesabını sorarız size. Değerli arkadaşlar, fazlaca edebiyat yapmasın. Çıkıp şunların bir bir rakamlarıyla götürüp AKP'nin isimleriyle, öyküleriyle AKP Genel Merkezi'nin önüne asacağım. Ben orada engellemeye kalkarlarsa da hesabını soracağım. Tam 53 kişi AKP iktidarı döneminde sadece ve sadece demokratik gösteri hakkını kullandı diye Başbakanın, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla, polisin gazıyla, jopuyla, silahıyla, kurşunuyla katledildi. Nerede bunların katilleri? Hangisi hesabını verdi?
İstiyorsa götürüp asarız onun listesini oraya. Kaç çocuk katledildi bu memlekette? Unuttuk mu 18 aylık Mehmet Uytun'u? Evinin balkonunda annesinin kucağında meme emerken gaz bombasıyla katledildi. Katiller senin kolunun kanadının altında. El arkadaşlar, yargısız infaz, dur ihtarına uymadı. Rastgele ateş açıldı. Tam 265 kişi AKP iktidar döneminde sivil vatandaş katledilmiştir. Bunlar bizim rakamlarımız değil, insan hakları kuruluşlarının rakamları. 14 kişi gaz bombasıyla katledilmiştir. Şimdi bunların hesabını vermeyeceksin. Bunların bir tekinin katilini bile yargıya teslim etmeyeceksin. Adalete kimse hesap vermeyecek. Sonra çıkıp millet edebiyatı yapacaksın. Ne milleti? Sen milleti kandırıp devletin her şeyinden nemalanan, iktidarını kan içerisinde kuran bir iktidarsın. Saltanat sürüyorsun kendine. Kalkıp kimsenin acıları üzerinden siyaset yapma. Analarımızın acıları üzerinden, insanların yaşamını yitiren insanların acıları üzerinden siyaset yapma. Sen başbakansın. Sen 10 yıldır iktidardasın. Bu savaşı durdurmak için ne yaptın? Bunun hesabını vermeyen bir başbakan kalkıp millet edebiyatı yapacak. Değerli arkadaşlar, bunlar kabul edilecek şeyler değil. Bu yaklaşımıyla kendi sonunu hazırlayan, artık bittiğini ilan eden bir başbakandır. Tam 5 ay geçmiş katliamın üzerinden ve savaş uçaklarıyla yapılmış bu katliam. Ortada sorumlular yok. Bunu anlamak mümkün mü? Biz çocuk muyuz? Biz akılsız mıyız? Biz muhakeme gücünden yoksun muyuz? Biz senin arkanda koltuk için, rant için dizilip sana biat edenler kadar meczup muyuz? Biz çok iyi biliyoruz bu mekanizmaların nasıl işlediğini. Roboski katliamından bu yana tam 880 kişi gösteri yaptı, partiye katıldı, kent meclisi oldu, bilmem ne oldu diye toplayıp cezaevine tıktınız. Ya 5 tane adamı bulup çıkaramadınız mı yargın karşısına? Kimdi bu komuta kontrol merkezindekiler? Karar verirken kime sordular? Uçakları kim havalandırdı? Yargıda deyip duruyor. Sen başbakansın, başbakan. Kimseyi kandıramazsın. Hiç değilse onları açığa alırdın soruşturmanın selameti için. Bunu bile yapmadın. Yapamazsın çünkü arkasında sen varsın. Bu kadar açıktır. Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup konuşması bir kez daha göstermiştir ki Roboski katliamının arkasında bizzat başbakan vardır. Değerli arkadaşlar, Yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkartmanın derdinde bir de sağa sola saldırıyor, hakaret ediyor, ağza alınmayacak laflar söylüyor. Türkiye siyasi tarihinin en seviyesiz siyasetçileriyle karşı karşıyayız. Türkiye siyasi tarihinde herhalde bu kadar seviyesiz bir üslup kullananlar çıkmamıştır da. Bu başbakan ne söylediğini biliyor mu? Söylediklerini kulakları duyuyor mu? Ya söylediğini bilmeyecek kadar cahilse oturmasın o koltukta, birileri yazdı camı oradan okuyorsa, ya da bilerek söylediyse Türkiye siyasi tarihinin utanç sayfasında yerini alacak kadar en rezil cümleyi kullanmıştır. Başbakan nekrofili diye bir terim kullanıyor. Ölü sevici. Değerli arkadaşlar, gerçekten de aile terbiyemiz, dilimiz, üslubumuz hiç buna uygun değil ama Türkiye kamuoyunun, halkımızın bu gerçeği iyi bilmesi için açıklamak istiyorum bu kavramı. Bu kavram nedir biliyor musunuz? Bu kavram ölülerle, ölü bedenlere yönelik cinsel istismar içerisinde bulunan kişilere kullanılır. Bir sapkınlıktır. Böyle bir kelimeyi ağzına alacak kadar seviyesiz bir siyaset yapıyor bu başbakan.
Ve bu kelimeyi kullanırken sadece bizi suçladığını, bizi karaladığını zannediyor. Ama bu kelimenin kendisi bizzatihi Uludere'de bu başbakanın emriyle katledilen 34 insana da en büyük hakarettir. Yani onların ölü bedenlerine yönelik yapılmış bir tecavüzden, bir hakaretten bahseden bir kelimedir. Böyle bir kelimeyi nasıl ağzına alabiliyorsun? Bu ne seviyesizlik, bu ne terbiyesizlik, bu ne utanmazlık? Aile terbiyesi de mi görmedin? Değerli arkadaşlar, biz onun seviyesine düşecek değiliz. Bizim ne siyasi terbiyemiz, ne kişiliğimiz, ne aile terbiyemiz, ne siyaset üslubumuz, hiçbir şey buna uygun değil. Onun seviyesine düşmeyeceğiz. Ancak bize yönelik yaptığı hakaretlerin hepsini eksiksiz tamamıyla kendisine iade ediyorum. Değerli arkadaşlar, Başbakan bugün hesap vermek yerine gerekçelerin arkasına sığındı. Uzattı da uzattı. Orada falanca ölmüş, burada filanca ölmüş. Sayın Başbakan, hiçbir gerekçe seni kurtaramaz. Hiçbir gerekçe seni kurtaramaz. Bu katliamın hesabını vereceksin. Sen başbakansın. Sen bu ülkede ordusuna da, yargısına da, idari makamlarına da, bürokrasine de talimat veren, yöneten güç sensin. Bunun hesabını vereceksin, kurtulamazsın bundan. Sanki uzaydan birileri gelmiş bu memlekette savaş çıkartıyor, başbakan da uzaktan durmuş, seyrediyor, sitem ediyor, acıları anlatarak bunun üzerinden siyasi rant ve prim toplamaya çalışıyor. Sen başbakansın, niye bu ülkede barışı temin etmiyorsun? Her gün binlerce insan sokaklara, meydanlara çıkıyor, barış istiyor, çözüm önerilerini sunuyor. Başbakan diyor ki, bir dermanınız varsa söyleyin. Sen derman aramıyorsun ki, sen belanı arıyorsun. Değerli arkadaşlar, dermanı, ilacı var bu işin. Çözüm konusunda ortaya konulmuş onlarca proje var, onlarca yaklaşım var, onlarca bu işi çözüme, barışa, demokratik yollarla çözmeye götürecek düşünce var, fikir var. Ama hepsini elinin tersiyle itip, daha fazla ben öldüreceğim, benden öncekiler bu kadar fazla öldüremedi, ben öldürüp bitireceğim hevesine kapılmış, kendinde olmayan bir iktidarın muktediriymiş gibi, kendine bir olmayan bir şey vehmediyorsun. Saltanat mı, padişahlık mı, elinde sihirli değnek mi var? Nasıl yapacaksın bunu? Ama tam bir cambaza bak hikayesi var bu işin içinde. O kısma da geleceğim. Değerli arkadaşlar, biz açık söylüyoruz. Kimse acılar üzerinden siyaset yapmaz. Hiç kimse. Kimse sana, Sayın Başbakan, kimse sana bu hakkı vermemiştir. Ölen askerlerin ailesi de, polislerin ailesi de, gerillaların da, sivillerin de ailesi sana bu hakkı vermemiştir. Sen tamamına hesap vermen gereken bir makamda oturuyorsun. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapma. Acıları yarıştırma. Acıları yarıştırma çözümsüzlük siyasetinin ta kendisidir. Senin ölüm benim ölüm, senin acım benim acım, senin gözyaşım benim gözyaşım diye ayrıştırırsan buradan milliyetçilik çıkar, buradan çözümsüzlük çıkar, buradan çatışma çıkar. Başbakan bunların arkasına sığınarak bizzat kendisinin müsebbibi olduğu bu savaş politikalarını unutturacağını zannediyor. Değerli arkadaşlar, buradan binlerce öykü anlatabiliriz. Ama biz bu yöntemin yanlış olduğunu bildiğimiz için anlatmıyoruz. Binlerce öykü anlatabiliriz. Ama eğer başbakanda zerre kadar vicdan varsa, zerre kadar insanlığa saygı duyuyorsa, insan yaşamına saygı duyuyorsa, isteyebileceği kurumlar da var, insan hakları kurumları var, yaşamını yitirmiş
Kişilerin ailelerin kurduğu kurumlar var. Onlardan belgelerini de isteyebilir. Yaşanmışlıkların öykülerini dinleyebilir. Eğer anlamak istiyorsa. Ama şunu sadece söylemeden geçmek istemiyorum. Bu ülkede yapılan bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa karşı yüreği öfke dolan, bu çözümsüzlük siyaseti karşısında yüreği öfke dolan ama eline silah alıp dağa gitmeyip gidip Dicle Nehri'nin kıyısında yanı başında su varken bedenini ateşe veren ve ölümü bekleyen gençler var. Yanı başındadır su. İki adım ötededir. Atlasa kurtulacak, atlamıyor. Bu kadar yüreği öfke doludur, bu kadar isyan doludur. Bunlar da öğrensin. Öğrenmek istiyorsa, vicdanı varsa, insanlığı varsa, kendisinin yaptığı bu savaş politikalarına, bu çözümsüzlük siyasetine isyan edip bedenini ateşe verenler var. Ben kimsenin öldürdüğünü söylemiyorum. O öldürülenler ayrı zaten. Her gün ne kadar katliam yaşadığımızı biliyoruz, görüyoruz. Hele arkadaşlar, onun için başbakan sağa sola saldırıp arenaya girmiş, herkese de saldırılması gereken bir hedef gören bir zihniyetten kurtulup kendisine gelsin. Şimdi başbakan, bu iktidar önce vur emrini verdi, şimdi sus emrini veriyor. Bu kadar edebiyatın altında yatan iki şey var. Birincisi milliyetçiliği, ırkçılığı kışkırtmak, toplumu karşı karşıya getirmek. Kim kimi öldürdü? O zaman bunun intikamı mı? O zaman sana sorarlar. Uludere'de öldürdüğün bu saydıklarının intikamı mıydı acaba? Bu zihniyetle mi yaptın? Biz senden Uludere'yi soruyoruz. Sen niye bunları anlatıyorsun bize? Birincisi bu. İkincisi de susturmak. Susturma niyeti. Yani birazcık bu konu konuşuldu, tartışıldı diye beyefendi rahatsız oldu. Bu son konuşmadır diye zaten ben grupta gerekli değerlendirmeyi yapacağım. Artık arkadaşlarım konuşmasın diye AKP'nin içini susturdum. AKP'de birazcık vicdanı olan, insanlığa saygısı olan, kimliğine saygısı olan insanlarda varsa rahatsızlık, bunları susturmak için bu konuları konuşmayın. Konuşunca teröre prim veriyorsunuz. Ya niye bir katliamı açığa çıkartmak için konuşmak bilmem neye prim oluyor? Orayı susturuyor. Bize hakaretin bini bir para, bizi susturacağını zannediyor. O da yetmiyor. Basında birkaç tane namuslu kalem var. Bu konunun üstüne gitmeye çalışıyor. Onlara da tasma kelimesini kullanacak kadar ileri giden bir üslupla hakaret ediyor. Herkes sussun, sadece Tayyip konuşsun. Bunun da adı demokrasi olsun. Katliam yaparım, katliam yapmak serbest, konuşmak, tartışmak, hesap sormak, hesap verilsin, kimdir ortaya çıksın demek yasak. Hepsini susturacaksın. Başbakan bugünkü konuşmasıyla bunu yapmaya çalıştı. Ama biz buradan açıkça söylüyoruz. Biz senin zihniyetinde çok başbakan gördük, çok zulüm gördük, çok katliam gördük, susmadık, susmayacağız da. Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da en görkemli mücadeleyi yapıp senden hesabını soracağız mı? Yine AKP içerisinde siyasal parti falan hesabını bir kenara bırakıp İnsanlar vicdan muhasebesi yapsınlar. Zerre kadar vicdani ve insani duyguları varsa susmasınlar. Bu böyle başbakanın iki dudağının arasına, talimatına, emrine sığacak kadar basit bir konu değil. Ortada paramparça olmuş 34 sivil insanın bedeni var. Değerli arkadaşlar, ben basın emekçilerine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü onların zaten varlık nedenidir. Zaten mesleki olarak yapmaları gereken yanlışın üzerine gitmektir. Ben umuyor ve diliyorum ki onlar da bu hakaretlere, bu susturma üslubuna karşı
kalemlerini, sözlerini çok daha güçlü kullanarak bu katliamı açığa çıkartacak bir irade göstereceklerdir. Sevgili Sezai Karakoç'un şiirlerinden kısa bir dörtlük sizlere sunmak istiyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Tanrı'nın gazabından kurtulamayacaklar. Değerli arkadaşlar, yine bu katliamla ilgili söylenen sözlere gerçekten de hani artık yüreğimiz isyan ediyor. Neresine, neyine cevap verelim? Bu kadar mı pervasız olur insan? Bu kadar mı haddini bilmez? Ya insanda biraz utanma duygusu olur, biraz mahcubiyet olur. 34 insanı katletmişsiniz. Bu da yok. Çıkıp bir bakan, bir adet bakan, figüran diyor ölen insanlara. Sen nasıl bu kadar diline hakim olamayan ya da yüreğindekine açık eden ya da AKP'nin gerçek yüzünü gösteren gerçek bir aktörsün? AKP'nin bazı politikacıları başbakanın figüranı olarak sus dediği zaman susuyor, konuş dediği zaman konuşuyor, az konuş, çok konuş, şu dozda konuş dediği zaman onu yapıyor. Bazılarına da kendi gerçek yüzlerini göstermek için aktör rolü vermiş ki arkasında duruyor. Bu bakanın arkasında durdu çünkü başbakan. Ölen insanlara figüran diyen, saygısızlık eden bu bakanın arkasında durdu. Yani bu sözler benim sözümdür dedi. Evet arkadaşlar, kaçakçılığı kimse meşru gösteremezmiş. Ya insaf, vicdan, yani bu sözü söyleyebilmeye nasıl diliniz varıyor? Sizin yönettiğiniz ülkenin gerçeği. Ekonomik faaliyetlerin neredeyse yarısı kayıt dışıdır. Bu lafları söyleyen bakana bağlı kaçakçılık ve organize suçlar mücadele dairesinin verdiği resmi rakamları söylüyorum. Tefecilik, kaçak içki, kaçak para, kaçak ilaç, kaçak et, tarih eser kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Bunların her birinin tek tek illere göre rakamları var, bölgesel dağılımı var. Neredeyse tamamında İstanbul, Ankara, Kayseri, Edirne birincidir. Ve bunların toplamında Türkiye'nin kaybettiği değer 558 milyon TL'dir. Roboski'de katledilen 34 canımızın katırlarının sırtındaki yükün değeri ne kadardır? Bunun yanında devede bir tüy, 10 bin devede bir tüy olarak kalabilir mi? Bunları görmeyeceksin. Bunlarla işbirliği yapacaksın. Bunları teşvik edeceksin. Kayıt dışı ekonomiyi teşvik ediyor bu iktidar. Niye? Çünkü emekçiyi sömürecekler, ekonomi büyüyecek, AKP büyüdü zannedecek. Ekonomiyi büyük göstermek için kayıt dışı ekonomiye müdahale etmiyorlar. Vahşi kapitalizmin en alası yaşanıyor bu ülkede. Vergi kaçak, her şey kaçak. Sigorta primi yatırmazlar, işçinin hakkını vermezler. Bunların üstüne gidiyor mu? Gitmiyor. Şu kaçakçılık faaliyetlerinin tamamında devletin görevlerinde parmağı var. Ama değerli arkadaşlar, bunlardan daha büyük bir kaçak var ki o da servet kaçakçılığıdır. O da nereden geldiği belli olmayan, asla ve asla emekle çalışarak kazanılamayacak bir kaçakçılıktır. Bunun en büyüğü de...
Partimizin il seçimleri var. Fırsat buldukça il seçimlerine katılıyorum. Ve bu arada yurttaşlarla da beraber olmaya özen gösteriyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin siyasi gündemi her zaman yoğun. Bu gündemin çoğu zaman büyük bir kısmı geniş halk kitlelerini ilgilendirmiyor. Geniş halk kitlelerinin gündemi farklı ama siyasetin gündemi bazen çok farklı olabiliyor. Biz iki gündemi de bir arada tutmaya özen gösteriyoruz. Arkadaşlarım dediler ki Orta Anadolu'da patates üreticilerinin çok ciddi derdi var. Ne olursunuz bu konuyu araştırın. Dört arkadaşımızı görevlendirdik. Sayın Doğan Şafak'ı, Ramazan Kerim Özkan'ı, Ahmet Toptaş ve Sayın Tanju Özcan'ı görevlendirdik. Gidin bakın bakalım patates üreticilerin derdi nedir diye. Değerli arkadaşlarım, bizi dinleyen Orta Anadolu'daki bütün yurttaşlarım, patates üreten yurttaşlarım, sizin derdinizi bilen tek parti var, o partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.